Anne. Ay güzel kızım. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın anneciğim. Günaydın anne. Günaydın. Bütün çiçeklerim gelmiş. Hoş geldiniz. Anne. Ha canım. Biz sana bir şey söylemek istiyoruz. Zaten belliydi halinizden bir böyle bir. Evet dinliyorum. Anne biz dün çok düşündük taşındık. Çatlatmayın çocuklar. Nedir? Kötü bir şey mi var? Babamızı bulmaya karar verdik. Anne, annem ne olur öyle yüzünü falan düşürme ya. Bak bir dinle beni. Artık bulalım bir yüzleşelim, biz de rahatlayalım. Sen de rahatla, ne olur anneciğim ya. Aramak istiyorsanız buyurunuz, arayınız. Ama anne, bize yardım etmeyecek misin? Birinin çalışması gerekiyor şu an. Anne lütfen gitme, bir konuşalım. Ne haliniz varsa görün, bulacak olan sizlersiniz. Ama anne, hadi hoşça kalın. Anne. Pes etme falan yok, yürü. Hadi. Evet, var mı gelişme? Onur Bey, aradığınız adamın Yıldırım Bey'in uzak bir akrabasına ulaşabildik. Öyle mi? Adres, telefon? Hemen mesajla gönderiyorum. Tamam, bekliyorum. Aşkım, babanın bir akrabasının adresini bulmuşlar. Hı. Tamam. Tamam, gelip seni alıyorum. Hoşça kal. Anne. Anneciğim, gergin gergin sorma. Gergin sorunca şey yapamıyorum. Tamam anneciğim. Peki hangi liseye gittiğini de mi hatırlamıyorsun ha? Kızım ben hangi liseye gittiğimi unuttum. Babanınkini nereden bileyim? Ya peki anne nerede büyümüş? Belki oradan bulabiliriz. Ha? Evet. Yok. Yok, yok o bilgiler yok. Silmişim. Çocuklar o kadar merak ediyorsanız eğer adını soyadını yazarsınız, ararsınız yani. Yok anne, çok meraklı değilim. Zaten ben pek hatırlamıyorum babamı. Yani ablamlar merak ediyor diye ben yardım ediyorum. Hı. Anneciğim, güzel anne. Ne olur bak Onur'la Lale bir şey yapmaya çalışıyor. Ne olur sen de destek olsan ya. Senden başka bilen kimse yok ki. Biz adından başka bir şey bilmiyoruz. Ben de bilmiyormuşum. Ben de adından başka hiçbir şey bilmiyormuşum. Her geri kalan her şey yalanmış kızım. Ay ne şanslı kadınım ya. Ay bala bak bala. Ay olayların üstüne üstüne geldim resmen. Anne, tamam biliyorum üzülüyorsun ama bak... babamı en iyi tanıyan sensin aramızda. Yani senin vereceğin en ufacık bir bilgi bizim işimize yarar. Ne münasebet, en yakın ben tanıyormuşum babanızı. Ben tanıyabilmiş miyim? Ben tanısaydım çeker gider miydi? Yeter, üstüme varmayın. Tamam anne, tamam. Tamam, özür dilerim. Tamam. Öldü gitti işte, biz de unutalım diyoruz. Merhabalar. Ay ne oldu? Bu sinek ilacı. Bu yılki sinek ilacı böyle ağzımızı burnumuza. Çocuklar da çıkmadı. Ben de böyle bir gözyaşı yapıyor. Burun akıyor falan. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşkım bu kadar çabuk bir şeyler bulabildiğine inanamıyorum. Aşkım yakında babanı da bulacağız. O zaman her şey daha güzel olacak. Bir tanem sen iyi misin? Bilmiyorum Onur. Korkuyorum. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü. Yani görünce ne hissedeceğim? O ne hissedecek? Seni anlıyorum aşkım ama merak etme. Ben senin yanındayım. Karşımıza ne çıkarsa çıksın beraber üstesinden geleceğiz. Hı? Hadi gül biraz. Olayları duyar duymaz geldi. Hakikaten. O kadar üzüldüm ki duyunca yani çıt hemen geldim. Yani ay sizin kadar ince, hassas, duygusal bir insanın hak ettiği bir muamele mi bu dünyada? Ay dünya çok kaba kızlar. Betül üzülme, barıştık.
pis barıştık. Ay canım benim. Zaten yüz yüze bakıyoruz. Güçlük olmaz ki. Ben onu duydum ve çok sevindim. O haberi alır almaz çok sevindim ama şey... Ben ondan bahsetmiyorum. Öteki meseleden bahsediyorum. Sen ne halt çevirdin? Ay yok. Sen yine bir şey mi duydun? Sen ne yaptın? Kurtulduk bir şey mi? Yok, yok. Ben şimdi istemeden de olsa içeriye girerken kızlarınızla olan sohbetinize bir kulak misafiri oldum da. Onu diyorum ben. Anladım. Ay neler çekmişsiniz. Gerçi bana da anlatmıştınız burada zaten uzun uzun. Evet, öyle oldu. Ne yapalım? Ne yapalım? Geçti gitti. Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız. Kahve! Ben İçer. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kahvemizi içelim. İçelim. Hadi mevzuyu değiştirelim. İçelim. Yaraları şey yapmayın. Hadi güzel. Orta be. Bu sefer orta istiyorum. Hep şekersiz içelim. Ben şey oldum. Ah Songül Hanımcığım, ah bakıyorum da sizin şu içinizdeki bu yaşam enerjisine. Yani siz hakikaten bir hayırsızın arkasında bıraktığı bir enkazdan bir çiçek bahçesi, bir gül bahçesi yaratmışsınız. Yani şu etrafınıza bir bakar mısınız, şu kızlarınıza? Değil mi, değil mi? Çok şükür, çok şükür. Ah işte ben de onu diyorum ben. Şimdi bu huzuru bozmaya, bu mutlu aile tablosunun tadını kaçırmak kimin hakkı var? Hakikaten soruyorum size, yani buna kimin hakkı var? Hiç kimsenin hakkı yok. Ellerimle, tırnaklarımla yaptım bu mutluluğu. Ben kendim tasarladım ya. Çok üzerinize geliyorlar sizin. Çok tabii bulmuşlar sizin gibi güp güçlü kadını. Bastırdıkça bastırıyorlar sizi. Vuruna. Hakikaten buldular benim gibi kadını. Vuruna balıya, vuruna balıya. Ya bu deri mi ki yani vura vura güzelleşsin? Ay ağzından aldınız valla. Ay benden çok yaşayacaksınız o. Şunu merak ediyorum ya, bu terapist, bu Pınar Bey bu. Nereden çıkarıyor bu geçmiş, meçmiş falan? Neymiş ki o geçmiş? Ya şimdi öyle, şimdi doğruyu söylemek gerekirse ilk başta çok faydasını gördük yani. Hakikaten çok birleştiler bilmem ne falan ama şimdi bu geçmiş olunca ben yaralanıyorum. Bir yandan da bütüncüm. Yani ne gerek var, geçmiş geçmişte kalmıştır. Önüme bakmam lazım. Ama ne? Ay geçmişe bel bağlamamam lazım. Ay var ya şarkı, bir yangının külünü yeniden yakıp geç... Niye yakıp geçeyim ayol? Ben zaten kül olmuşum ben artık. Oradan filizler çıkarmışım artık, yeşeriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.